Zaman hoş geldiniz. Siz diyeceğim ilk konuksunuz sanırım. Nasıl rahat ederseniz olur. Böyle rahat edeceğim. Mehtap Güngör, UKDE EMDR Terapi Odası'ndan Dökülenler kitabının yazarı, ayrıca klinik psikolog. Evet. Ya sizi konuşturmadan kısa bir giriş yapacağım. Lütfen, buyurun. Çünkü bu program ilk defa böyle gerçekten çok rahat hissedeceğim bir şey şu açıdan. Böyle işte sanatçı, şarkıcı bilmem ne falan, altta böyle çok şey oluyor. Beklenti dev böyle. Ona bunu mu sordun, buna bunu mu sordun falan. Burada böyle rahat rahat, karanlık karanlık konuşabiliriz gibi bir hissim var. Doğru mu bilmiyorum. Kesinlikle. Nasıl tamam. Gelin, rahat ediyorsanız. Ya şöyle, bağlamı hep bir şekilde açıklamaya çalışıyorum ama bazen beni çok yoruyorlar yorumlarda bu yüzden. Hani gelen kişiyi böyle, biz arkadaşız değil mi falan diyorum ki, hani o muhabbetin neden öyle olduğu anlaşılsın istiyorum. Yani arkadaş mıyız, şu anda mı tanıştık falan, sohbet için çok önemli bilgiler gibi geliyor bana. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bir de bana herkes şey diyor, karşındakine terapi yaptırıyorsun Caner her programında falan diyor. Bu sefer gerçekten anlayan birine yaptırıyor olacağım sanırım. Evet, hadi bakalım. Gereksiz bir yük bindirerek. Aynen öyle. Ya şöyle oldu. Serkan Keskin bölümde ben bu kitabı anlattım. Ondan iki ay önce falan da okumuştum ve inanılmaz ağladım ben bu kitabı okurken, öyle söyleyeyim. Ve dağıldım. Özellikle son hikayede. Şu an aklıma bazı imgeler geldikçe bile böyle bir tuhaf oluyorum. Yani bu hafızanın bize oynadığı oyunlar falan inanılmaz geliyor. Ve bir senaryo yazmaya çalışıyordum. İçinde EMDR de geçen. Ve yabancı kaynakları araştırıyordum hep. Sonra böyle kitapçıda bir mucize gibi böyle EMDR ve Türkçe bir isim Mehtap Güngör'e inanamayıp alıp eve koştum ve böyle direkt okudum ve dağıldım. Serkan bölümde de bahsedince hemen iletişim sağlanmış, evet, oldu falan. Çok teşekkür ederim. Yok yok, ben de çok benim için de sürpriz oldu. Görünce hani hiçbir bağlantımız yok. Biri mi yolladı size? Biri yolladı. Tahmin ettim. Yani, yani hatta asiste ettiğimiz psikolog arkadaşlardan bir tanesi, genç psikologlardan hocam, bir tanesi. Hocam sizden bahsediyorlar şeklinde mi? Yok. Caner Bey sizden bahsediyor Mehtap abla diye. Aa, ben daha böyle soğuk bir yaklaşım beklemişim. Yok yok, gayet böyle coşkulu. Mutlaka bak diye. Ondan sonra o arada da hatta iki seans arasında gördüm. Dedim ki sen kes orayı, kesebiliyorsan bana bir öyle gönder. Hani çünkü hepsini tamam. Okuyacak zamanım yok şu an. Bakacak zamanım yok. Ben de çok etkilendim. Çok mutlu oldum. Hani hiçbir bağlantı olmadan. Hani evet, süper. Kitabın yani okuduğum ve etkilendiğim şeyleri anlatmaya çalışıyorum ve bazen şöyle şeyler geliyor. Hep yabancı kaynakları anlatıyor falan. Sanki yabancı kaynakların ben de Türkçesini okumuyormuşumcasına böyle bir elitizmle aşağılanıyorum genelde. Bu sefer o da olmadı. Böyle bir bayrakları da astık bu sefer sayenizde. Sağ olun. Vallahi nereden gireceğimi bilmiyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siz bir istiyorsanız bu kitabın yolculuğunu çok kısaca bir anlatın. Ben zaten aralara girip mahvedeceğim o konuşmayı. Peki. Yani aslında hani genelde sorulan şeylerden bir tanesi bu. Hani ne oldu da yazdınız? Ben kendim için yazdım bu kitabı. Hani ön sözde de belirttiğim gibi. Babamın çok merak ettiği bir şeydi. Terapide ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hatta çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi. İnsanlar sana niye para ödüyorlar? Yani hani bu bir aşağılama da barındıran bir soru mu size, mesleğinize karşı? Çok sık karşılaştığımız bir soru. Hani tamam 50 dakika dinliyorsun. Hani ve para alıyorsun. Ve para alıyorsun gibi. Anlatmaya çalıştım. Geçiştirdiğim zamanlar oldu falan. En son ofise geldi. Çok kararlıydı bu sefer. Geçti, oturdu. Nerede dedi danışanın koltuğu. Burada dedim. Oturdu. Hadi bana terapi yap. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil ve karşınızda babanız oturuyor ya. Baba. Çok travmatik gibi evet, duyuluyor. Yani, hani anlatmıyorum. O da içerliyor muhtemelen. Dedim hani biz bir kahve içelim. Evet, kısaca bir anlatayım falan gibi. Sonra da babanızı kaybettiniz, evet, ve o yas sürecinde bunu yazdınız. Evet, hani o böyle yasla bazen hani bazılarımız yapar belki bilmiyorum ama akşamları uykuya dalmadan önce böyle ara ara konuşma ihtiyacı duyduğum zamanlardı o zamanlar. Orada şeyi fark ettim, hani o keşkelerin arasında aslında babama mesleğimi anlatamamış olmanın eksikliğini fark ettim. Hani ne yapılabilir, nasıl anlatılabilir derken eşim zaten şey diyordu. Hani sen yazmazsan ben yazacağım. Hani dosyalarını çalacağım falan gibi şeyler söylüyordu. Hani bu danışan hikayelerini anlatmak adına. O gazla mı diyelim, o motivasyonla mı? 3 yıl. 3 yıl. 3 yıl.
Yani şöyle çok büyük bir değeri var benim için gerçekten. Bence yani okuyacak olan herkes için de bu değer bence var. Ben mesela işte Oliver Sacks, Yalom falan bunları okuyorum. Ve çok sevdiğim bir tür. Gerçekten terapinin neredeyse tapelerini okumak gibi bir şey ya bu. Ama Türkiye'deki problemleri okumak çok başka bir şey hissettirdi. Yani aslında biraz da buradan da ilerlemek istiyorum programda. Yani coğrafyaya göre konuşulan problemler ne kadar değişiyor gibi bir yerden. Tabii duygular değişiyor, olaylara bakış açımız değişiyor. Yani mesela hani ilk öyküdeki cenaze sahnesini yabancı birisinin okuması ve ondan etkilenmesiyle çok farklı, bizim deneyimlediğimiz ve tanıdığımız bir şeyin olması tabii ki çok farklı. Çok farklı. Evet, yani Türkiye'deki bu baba figürünün bambaşka bir yerde olması belki. Türkiye demiyor ama bizimki gibi coğrafyalarda. Sizin de yazdığınız bir cümle var zaten. Türkiye gibi babanın yalnızca maddi yeterliliği sağladığı coğrafyalarda çocuklar babayı anne üzerinden tanır gibi bir cümleniz var. O gerçekten beni çok etkiledi çünkü her coğrafyadaki sorunlar çok başka galiba. Yani bunu oradaki isimlerle özdeşleşebilmek, oradaki sorunlarla özdeşleşebilmek ilk defa başıma gelen bir şey oldu. Çünkü işte karısının şapkasından adam Oliver Sacks. Yani Türkiye'de mesela hani bu bana çok koymamıştı, çok şaşırmıştım ama sadece şaşırmıştım. Ama buradaki her şey o kadar canımı acıttı ki okurken. Ve belki bir sürü şey bulduğum için kendimden. Yani zaten hani neresi ise dokunan yer, orası kendi hikayemizde gizli. Ve yani duygular evrensel ama duyguları yaşayış şeklimiz çok kültürel. Yani hani erkeklerin ağlamaması üzerine kurulan bir sistemi İngiltere'deki bir okur çok farklı algılar. Evet. Ya da o kıskançlıkla ilgili olan o yoğun duyguların deneyimlenmesini çok farklı tanımlar. Ama çok biz bir de gelen geri bildirimlerden, sizden de öyle, bunu başardığımı hissediyorum. Çünkü bu kitabı yazarken ben en çok o duyguyu karşı tarafa verebiliyor muyum? Çünkü seans odasında o yaşanan hissin okura geçmesini çok istedim. Ya, o kadar geçiyor ki gerçekten en çok etkilendiğim şey oydu zaten. Büyük ihtimalle çok kısaltılmış şekilde okuyoruz. Ama o kadar doğru yerleri seçilmiş ki benim için. Yani hem danışanın psikolojisini çok iyi anlıyorum. Hem sizin yaptığınız çıkarımlar, oh, bir dakika buradan buraya nasıl geldi falan, inanılmaz kendimde de bir yolculuk yaptım. Hatta işte Ezgi Mola burada. Ona verdim hemen kitabı, yani şunu bir okusana falan diye. O da kafayı yemiş. Şey, sizin geleceğinizi söyleyince ben de gelebilir miyim çekime dedi. Şu anda izliyor, onu da sormak istiyor. Kendini tutmaya çalışıyor büyük ihtimal. Merhaba sevgili seyirci. Dört sene orada duruyor. Yani gerçekten biz böyle şeyler yaşadık okurken. Sizi övmekten doğru düzgün konulara geçemeyeceğim gibi duruyor. Ay, ama evet böyle. Yok, yani şey kısmı gerçekten hafızamızın bize oynadığı oyunlar. Ya son hikaye beni, dedim ya, çok vurdu. Çünkü mesela çocukluğumdan bazı şeyler var. Gerçek mi ondan bile emin değilim. Bazen böyle üstüne her seferinde hatırladığımda değişiyor hikaye. Bunun hangisi gerçeğiydi ve ben bunun üstüne neler koydum falan diye inanılmaz düşünüyorum. Biz ne yapacağız bu hafızayla gerçekten? Yani şey, aslında o hafızanın oyunları dediğimiz şey bizleri koruyan bir sistem. Yani bunu anlıyoruz hani mesela özellikle çocuklukta yaşadığımız şeylerin duygusal ağırlığı fazla olan şeyleri baş edemediğimiz için sistemin devam etmesi adına bir şeyler yapması gerekiyor sinir sisteminde. İşte savunma mekanizmaları oluşturuyoruz, bastırıyoruz, değiştiriyoruz. Bu aslında kendimizi bizim hayrımıza için. Evet. Ama belli bir zaman sonrasında orada oluşmuş sistemler yük olarak karşımıza çıkıyor ya da şu anki durumla uyuşmayan sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. O da hayatımızda engellilere sebep oluyor. Yani örneğin o üçüncü hikayedeki o kıskançlık aslında onun altındaki kaybetme korkusuna dair duyduğu telaş ve yalnız kalmaya dair duyduğu o endişe. Konudan bahsedebiliyor muyuz çok küçük? Yani bence mahsuru yok. Hani siz nasıl isterseniz. Yani çözümünü vermeden neden bahsettiğimizin anlaşılması tabii için en azından. Şöyle özetleyeyim benim kafamdakini. Bir kadın var. Bu kadın yaşadığı ilişkilerde şöyle bir sorun yaşıyor.
sevgilisine ulaşamadığı zaman veya ondan uzakta başka arkadaşlarıyla takılırken sevgilisi dev krizler geçiriyor. Evet. Yani buna kıskançlık krizi mi deriz, orada beraber olamamasından kaynaklanan bir kriz mi deriz bilmiyorum şu an, şimdilik. Tamam. Sonra her şeyi koyuyoruz yani yerine ve çevremizde de böyle insanlar çok var. Yani kıskançlık krizleri geçiren ve aslında herkesin yardım edilebilir halde olduğunu anladım ben bunu okuduktan sonra. Yani varılan nokta inanılmaz bir nokta. Kesinlikle ya varmanızı beklemediğim bir noktaydı. Ve gittiği yer inanılmaz, hani spoiler vermemeye çalışıyorum ama gerçekten böyle şey oldum. Ben EMDR istiyorum. O yüzden EMDR'ı bir anlatın aslında belki de. O zaman şuradan başlayalım. Yani aslında EMDR dediğimiz şey beynin kendi iyileştirme sistemini aktive etmek gibi bir şey. Çok basitçe sağ lob, sol lob ve ikisinin arasında bir nöronlar aracılığıyla bir etkileşim var. Normalde biz bir şey deneyimlerken ikisi de birbirleriyle interaktif şekilde hareket ediyor ve sistem akışta kalıyor. Fakat bazen duygusal yoğunluğu fazla olan durumlarda, olumlu ya da olumsuz, o akışta daralma ya da kapanma oluyor. Yani, bu da o beynin standartlarına göre fazla bir aksiyondan tabii, yani bahsediyoruz. Mesela bir çocuk için duygusal yoğunluğu fazla olan bir olayla bir yetişkin için duygusal yoğunluğu fazla olan bir olay çok farklı olabiliyor. İki yetişkin için de herhalde çok tabii farklı olabiliyor. Tabii ki. Yani o kendi hikayemize çok bağlı. Ve eğer orada kapanma ve daralma varsa biz işlemleme diyoruz onu. İşlemleme tam yapılamadığı için sağ lobun aktivasyonunda farklılık gözlemleniyor. Hatta buna dair fMRI, hani beyin görüntüleri çalışmalar da var EMDR'la ilgili. Ha, tamam. Ve orada travmatik, olumlu anıları zaten çok seviyoruz. Hani onlar bizim kaynaklarımız ama olumsuz olan durumlarda düğüm gibi düşünün. Yani bir düğüm, bir sistem oluşuyor ve bugün yaşadığımız bir şey o sisteme dokunduğu an o anın duygusu ve beden duyumları harekete geçiyor. Örneğin siz ilkokulda bir dışlanmışla ilgili hikayeniz var. Doğru. Tesadüf konuşmadık. Doğru. Örnek sadece bir örnekti. Ve ondan sonrasında ama öyle hani ilkokul bitti, orta lise, her şey geçti. Sonrasında yeni girdiğiniz... Ağlamaya başladı. Niye dışlıyorsun? Değiştirebilir mi hani isterseniz? Mükemmel bir örnek. Yani sonrasında şu anki halinizle orada düğüm oluştu. Ama o... Çözebiliyor muyuz? Hemen yan tarafa geçelim. Bugün tetiklendiğinde, girdiğiniz bir sosyal ortamda ya da yakın arkadaşınız yaptığı bir durumda o dışlanmışlığını hissettiğiniz an aslında o 7 yaşındaki halinize oraya dönüyorsunuz. Oraya gidiyoruz değil mi? Yani onun duygusu, onun beden duyumu aktive oluyor. Ve orantısız bir duygu dalgalanması oluyor. Mesela bu aslında onun bize travma olduğunu işaret ediyor. Orada Caner Bey derse ki evet ben bu sorunumu halletmek istiyorum. Bununla ilgili sorunu. Evet, o katmanları geçerek onun ilk deneyimlendiği, ilk oluştuğu ana bakmaya çalışıyoruz. Bu da aslında EMDR'a daha geçmeden daha standart bir terapi süreciyle anlamak değil evet, mi? Evet, yani ilk aşamada zaten buna dair yaşanmış anılarınızı alıyoruz. Ama tabii bunlar hani alınanlar farkında olduğunuz ve bilinçli anılar. Hani çok derinlere bastırdığınız ya da çok erken döneme. Yani EMDR ile biz anne karnındaki travmaları çalışabiliyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Dün anneme bunu anlatıyordum. Bizdeydi işte sizin geleceğinizi söyledim falan. İşte ana rahmine kadar gidebiliyor falan diye benim rahmimi dedi. Yani ben oradaydım evet yani ben o rahmin içindeydim sonuçta. Pardon böldüm. Yani o oraya kadar çünkü EMDR'ın şöyle bir güzelliği de var. Duygu ve beden duyumlarını da aktive ettiğimiz için evet bilinçli olarak gitmediğimiz yerlere beden de kodluyor. Çünkü bedenin de bir hafızası olduğunu biz keşfettik işte 1900'lerden sonra. Orayı aktive ederek farkında olmadığımız yerlere kadar gidebiliyoruz. Ve oraları temizleyebiliyoruz. Toparlayabiliyoruz. Bu
birkaç yerde okudum, böyle size de bir programda sorulmuş, şey gibi algılanıyor. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yani sevmediğim sevgilimi sildireceğim falan. Öyle bir çılgınca ya, bir beyin kazıma programı değil, değil bu yani. Değil. Yani o, gerçi onun algısı, Shapiro'nun bu sistemi geliştiren, bulan ve geliştiren sevgili meslektaşımızın ilk kitabı Acanıları Silmek. Biraz oradan da geliyor. Hani ama değil. Hani kişi yumuşatmak aslında galiba, değil mi? Yok, farkında. Yani oradaki lezyonu alıyoruz gibi düşünün. Yani duygusunu ve beden duyumunu sağladıktan sonrasında sistem rahatlamaya başlıyor. Yani o az önce verdiğimiz örnekten gidersem, evet biz o dışlanmışlık hikayesini hallettiğimizde Caner Bey girdiği ortamlarda kendini dışlanmış hissetmiyor. Ya da o ortama verdiği rahatsızlık hissi normalde 10 üzerine 3 olması gerekiyorsa, normali bu ise 3 hissediyor. 7-8 değil. Anladım. Peki bu hani bir yerden sonra artık 30 kaç yaşında bilmiyorum, 33 mi 34 mi? Bir sürü şeyle yüzleşip hayatta onunla nasıl başa çıkacağını falan öğrendim. Bunlar böyle çok yumuşarsa ben aşırı gevşek bir insan dönüşüm. Değişim korkusuyla ilgili bir soru sorayım. Böyle girip bir anda böyle kral gibi ortamlarda falan gezmeye başlarsam da çok tuhaf olur benim için. Yani oradaki ne kadarını istiyorsa, bir kere kontrol sizde EMDR'da. Tabii yani hani işlemleme sürecinde, bu uygulanırken de kontrol sizde. Yani o an ne olup ne bittiğinin farkındasınız zaten. Öyle bilinçaltı temizliği gibi bir durum evet, yok. Evet, bir hipnozla bunu karşılaştırmayacağız yok, yani. Evet. İki, mesela ilk sorunla geliyor danışan. Ama orada fark ediyoruz ki alt sisteminde hani Y'ye dair örüntüler de var. Ama onu halletmek istemiyor. Tamam. Yani hani çünkü şey var. Sizin yani onu da halledeceğim gibi bir şeyiniz yok. Yani ısrarınız yok. Yani hani bunu söylemek sorumluluğumuz. Hani görüyoruz ki burada var. Evet hani böyle bir şey de gözlemliyorum. Hani buradan da bununla da çalışabiliriz ya da devam edebiliriz gibi. Danışan diyor ki yok ben böyle iyiyim. Mesela bir tane danışanım kaygıyla ilgili çalışıyoruz. İnanılmaz sağlığıyla ilgili kaygısı vardı ama genel bir kaygısı da var ve çocuklarına dair de kaygısı var. Sağlıkla ilgili olanı hallettik. Çocukları kısmına kalsın dedi. Aa. Evet. Biraz merak etmek de kötü bir şey değil anneyim ben dedi. Hani peki. Bendeki ama böyle aşırı üstüne gitme isteği acaba. Ben de diyor. Meydan okumakla ilgili bir şey pardon, mi olabilir? Pardon, söylememem mi gerekiyor? Yo, hayır ya, bölmek istemedim. Öyle ya. Bende de öyle yani şey gibi. Bir şey hissediyorsam. Üçlü iletişimle ilgili okey misiniz? Okey. Problem kaçlar şöyle gidiyoruz. Gerçekten böyle dibine kadar inmek istiyorum. En temelinde ne yatıyor? Neden böyle bir patlak verdi? Peki ben neden böyle hissediyorum? Böyle bir olaya böyle tepki verilir mi? Ya da içinde bulunduğum benim dahilimde olmayan bir yerden o tepkiyi gördüğümde bunun çıkışı ne olabilir? Nasıl böyle bir şey yapabiliyor ki? Neden bunu yapmış olabilir? Çok böyle empatik bir yerden yaklaştığımda zaman zaman çok yorucu ama bu yorgunluğa rağmen beni birazcık durdurabiliyor, yoksa çok sinirlenebiliyorum. Yani bu kadar düşüncesiz bir yerden nasıl bu kadar bodoslama gidebiliyor bu insan diye düşünüyorum. Ve o noktada tahammülüm çok zorlanıyor ama yine de kurabildiğim ilişki dahilinde biraz olsun en azından anlamlandırmaya çalışıyorum. Ben tabii ki bunu mesleki bir yerden değil, bir birey olarak yapmaya çalışıyorum. Daha fazlası değil ama yine de çıkış noktaları çok sizin kitabınızda da ne kadar basit, okurken ne kadar basit ama bu kadarını nasıl düşünmez dedirtebilir. Ama bu hepimiz için geçerli. Evet o kadar basit ama düğünlüğü... Bazen en basitiyle ilgili zaten onu keşfetmek çok zorlaşıyor. Sanki benim için en azından. Yani direnç bir kere şöyle... Bu kadar basit olamaz gibi bir düşünce geliyor bazen. Tabii yani çoğumuz şeyi ikna olamıyoruz. Yani geçmiş geçmişte kaldı hani. Beni bu kadar etkilemesi nasıl mümkün oluyor? Evet. Ben büyüdüm artık. Ben yetişkinim artık. Ve oralarda mesela... Çok sık duyduğumuz şeylerden bir tanesi, eminim terapist arkadaşlarım da çok sık duyduğu bir şey. Yani ya geçmiş bir bırakalım mektubunu, hikaye almaya çalışıyorsunuz. Ama zaten yani, işimiz o gibi biraz. Evet hani nerede oluştu bu diye. Oraya karşı direnç çok fazla olabiliyor. O şey çözümü var ya, yine spoiler vermeden çözmeye çalışacağım ama.
hani çocukluğuyla karşılaştırıyorsunuz üçüncü hikayede hı-hı. ve elini tutturuyorsunuz. Hı-hı. Ben orada yani gerçekten artık böyle kitap ıslandı falan. Yani içeri gitti Müge, yanına yattı Müge şey dedi, yine Working Moms izleyip ağlıyor musun? Hayır. Hayır dedim, ukde okuyup ağlıyoruz yani. Ama bu mesela bunu söyleyebilmek benim için çok yeni bir şey. Erkekler ağlamaz kısmı gerçekten çok uzun süre içimde tuttuğum ve denediğim bir şey. Sonra ben aptal mıyım, niye ağlamamaya çalışıyorum falan dedim bir yerden sonra. Yani Müge'yle de çok tartışıyor. Benim ağlamamla ilgili bir sakınca var mı falan diye. Her şeyi sorduğum için. O da yani saçmalama falan dedi bir yerden sonra. Ya bence bu kültürün en tuhaf. Acımasız davrandığı alanlardan bir tanesi o. Yani sadece ağlamak da değil. İşte erkekler üzülmez, erkekler korkmaz. Yani bir öfkeye izin vermiş görünüyoruz. Evet. O yüzden bol bol öfkeli bağırıp çağırma adamlar üzerine. Sokaklarda dolaşıyor. Ama hani üzülseler de öfkeleniyorlar, çaresiz kalsalar da öfkeleniyorlar, korksalar da öfkeleniyorlar. Çünkü başka bir şey izin yok gerçekten. Evet. O yüzden de yani ilk hikaye biraz oraya da atıf. Yani evet. Hayır yani insanız, insan olanın duyguları vardır ve o duyguları hepimiz deneyimliyoruz. Hani korkmayalım. Yani ağlamaktan da, üzülmekten de. Mesela şu dönem biraz buraya sarmış durumdayım. Mutlu olmak adına inanılmaz böyle metiyeler dökülüyor. Evet. Yani herkes mutlu olacak. Ezgi'nin konuk olduğu bölümde tamamen bunu konuşuyorduk yani. Ya biraz da sıkıl, mutlu olma. Yani, gerçekçi değil ki bir kere. Değil, evet. Yani hani hayatın içerisinde acı da var, endişe de var, korku da var. Biz bunları deneyimlemezsek o iç sistem dediğimiz şey nasıl güçlenecek? Evet. O yüzden böyle maskeli insanlar olarak dışarıda yaşamaya devam ediyoruz. Çok ciddi duygularımızı bastırıyoruz ve bu yol su elektrik olarak geri dönüyor. Hani işte antidepresan kullanımı korkunç Türkiye'de mesela. Öyle mi? Tabii. Çok büyük boyutlarda şu an engellenmeye çalışılıyor. Çünkü herkes ucuz mutluluk peşinde. Evet, yıllardır buna girmeden bir şekilde kendimi dengelemeye çalışıyorum zaten. Her şeyimi anlatayım ben size en iyisi. Öyle devam edelim. Hiçbir şekilde bir sansür mekanizmam benim kalktı 33 yaşından itibaren. Nedenini bilmiyorum. Bu şunu değerli buluyorum yani, bir programda söylemişsiniz, çok da değiştirmedim buradaki hikayeleri ve danışanlarım da bunun yayınlanmasını istedi diye. Evet. Buradaki insanları gerçekten çok özel buluyorum, buna izin verenleri. Çünkü yani kendimizi yakarak biraz toplumu sanki, yani bakın bizde herkes kötü bir şeyler yaşıyor demek gerekiyor. Yani özellikle bu ünlü dünyası mutluluğu o kadar gazlıyor ki yani. Ya ben çok fazla detay veriyorum artık hayatımla ilgili. Herkes her şeyi biliyor gibi geliyor benimle ilgili ve şey yazıyorlar. Caner artık konukla ilgili ne olur konuktan bahset, kendinden bahsetme. Ama kendimden bahsettiğim şey gerçekten kendim gibi gelmiyor. Yani onu anladım birkaç bölümden sonra. Ben bir şey diyorum ve kimse aşağı yazmıyor bunlar ama özelden ben de bunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu bir kişinin sorunu aslında bir sürü kişinin sorunu. Kendimi yakmaktan kastım o. Niye bu kadar özel detay veriyorum? Çünkü bir şekilde bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu mutsuzluğun içinde bir çare olabileceğini düşünüyorum saçma bir şekilde belki. Yani mesela hani bu öyküler okuyanlardan çoğu geri dönüşte şey... Kitabı yazarken en çok şundan korktum. Çok mu tetikleyeceğim insanları? Yani çünkü insanların yaralarından bahsediyoruz ve o yarası olan insanlar o yaraların dokunmalarına sebep olacak okumaları. Ondan sonra bunu abartmaktan dedim, mı korktunuz? Abartmak değil ama yani hani şimdi normal günlük hayatını yaşayan birini düşünün. Öğretmen dersine gidiyor, dersini anlatıyor, evine geliyor ama geçmişte babasıyla ilgili yaşadığı kayıp travması var örneğin. Evet. Şimdi kitabı alıp okuması orayı dokunacak, belki deşecek. Hı hı. Çünkü ben çok keyifli okudum, çok eğlendim diyeni duymadım. Hani çoğu insan sizin gibi ağlayarak okudum diyor. Ama sonra dedim ki evet, hani bazen taşların yerinden oynaması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bazen bazı şeyleri fark etmemiz gerekiyor diye şey yaptım. Bu anlamda da çok güzel geri dönüşler aldım. Dediğiniz de çok doğru. Yani bir kere şeyde çok şaşırdım ben. Hani karar verdim, hani danışanlarla konuşuyorum, böyle bir proje var diye. Çok talep geldi. Yani biz o kadar... Kendi... Yazabilirsiniz. Evet, ya, evet. Hatta şu an hani İki okumuş geliyor olan... Geliyor. Gelecek inşallah bir ara fırsat bulabilirsek ama çok istek geldi mesela. Ve çok güzel okur mektupları aldım. Yani bu kitabı okuduktan sonra geçmişiyle yüzleşen, anne babalarıyla konuşan... Ya da kardeşler arası bazı şeyleri konuşan çok değerli bilgiler aldım.
Ve sizin sorunuza dönersek şeyde... Bir sorun mu vardı benim? Ha, bu çok özel insanlar dediniz ya, paylaşmak istediğim bir şey. Kitapları gönderdikten sonra bu kahramanlara bir tanesi şey yazdı ve çok duygulandı ben. Artık benim hikayem tanımadığım insanların bilmediğim kütüphanelerinde olacak diye. Evet. Çok değerliydi benim için. Ve umut veren hikayeler bunlar. Yani beni çok dark konuşmakla ilgili suçluyor insanlar bazen. Yine her şeyi karanlığa çektin diye, ama bana karanlık, hani bu şey var ya, en karanlıktan bir öncesi, işte from, neydi o, dusklı masklı bir laf vardı Batman'in de kullandığı. Yani gerçekten aydınlanmadan önce her şey en karanlığa gidiyor. Ama oraya inmemiz gerekiyor aydınlanabilmek için gibi hissediyorum ben. Kesinlikle. Ve şöyle bir yanılgı da, şimdi söylemek ne kadar doğru, ama mesela hani insanın doğduğu ev kaderidir gibi bir televizyon dizisi sanırım. Hani ben maalesef, tam bilmiyorum, evet. Ama değil diye mesela o ifadeyi her duyduğumda öyle bir isyan geçiyor içimden. Hayır, yani bunu değişti. Evet, yaralarımız olabilir. Başka insanlar yüzünden yaralanmış olabiliriz, ama o yara bizdeyse onu iyileştirme sorumluluğu bizde. Ve evet, değişebiliyor. Ve sen değişince de çevrende değişmeye başlıyor zaten. O yüzden böyle bir kendi ruh halimizi stabil tutmak gibi bir sorumluluğumuz var hayatta. Kesinlikle. Galiba. Çevremizin de biraz sağlıklı yaşayabilmesi. Yani önce kendimiz için. Doğru. Önce kendimiz, ama ondan sonrası tabii ki partnerimiz, eşimiz, dostumuz, çocuklarımız için. Yani bir de şöyle bir handikapımız var. Yani eğer biz kendimizdeki sorunları halletmiyorsak, farkında olmadan çocuklarımıza taşıyoruz. Evet. Yani mesela erken dönem bağlanma, 0-3 yaş anne çocuk ilişkisine baktığımızda nesilden nesile geçen bir sistem olduğunu görüyoruz. Evet. Yani hadi kendimi geçtim, genelde kendimizi çok önemseyen bir toplum değiliz bu anlamda maalesef. Bence. Ama en azından hani kendi çocuklarımız için bir elden geçmek fena olmuyor. Aziz Nesin okuyordum geçen gün. İnanılmaz bir cümle vardı bana, çok gerçekten kafamda oturan. Hani çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmaya çalışıyoruz, ama aslında yani sadece çok güzel çocuklar bıraksak dünyaya, zaten dünya kendiliğinden toparlanacak. Güzel. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Ya sadece çocuğa odaklanmak belki dünyaya şey yapmaktan çok daha kolay olabilir bir yandan da. Evet. Bunun ek olarak da mutlu çocuk yetiştirmenin desturu mutlu insanlar, mutlu anne babalar olmak. Evet. Yani siz ne kadar böyle aman eğitimi böyle olsun, aman şu etkinliklere yaptırayım derseniz deyin. Eğer mutsuzsanız ve bunları tamamen görev birinciliği yapıyorsanız robotik insanlar olacak. Hani mutlu olmayacak, yaşama sevincini anneden babadan tanıyor çocuk. O yüzden evet. Onlara karşı da sorumluyuz. Kendimize karşı da sorumluyuz. Herkes terapi almalı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Herkes almalı mı? Bence almalı. Ama hani şimdi Türkiye koşullarına baktığımızda bir kere çok maliyetli bir şey. Evet, ve sigortalar bunu kapsamıyor. Mesela öyle bir dünyada nasıl var. Durum? Sigortaların büyük bir kısmı kapsıyor, ama sigorta ajantalarından da kısa süreli terapi adına çok baskı geliyor. Artık hani kısalta kısalta bir hal oldular öyle terapi mi? Sürelerini. Ne demek o? 5 taneyi ben ödüyorum. Evet gibi. Mesela 8 seansı ben ödüyorum. Ya da hani durumuna göre 20 seansı ben karşılıyorum gibi. Ama hani o kendimize olan yolculuk o kadar değerli ki, ben hep şey diyorum, hani kendinize yatırım yapmak evet. Bu. Hani eve, arabaya, tatillere. Evet, bunlar çok normal geliyor. Ama kendimiz konusunda çok tereddüt ediyoruz. Hatta bazı danışanlarım da örneği veriyorum. Çok etkilendiğim bir olaydı. Kızılay'da çalışıyorum. Altıntepe Kızılay Tıp Merkezi'nde çalışıyorum. Bir tane kadın geldi. İki çocuğu var. Kocasından şiddet görüyor ve ben bu döngüden çıkmak istiyorum diye terapiye geldi. Hani eğitim durumu vesaire. Hani sosyoekonomik düzey olarak da düşük seviyede. Pazar parasından ayırıp, mantı yapıp geldi. Ama geldi. Ve o döngüden çıktı. Yani güçlenmeye ihtiyacı vardı. Hani o sistemi bırakıp kendine, çocuklarıyla birlikte yeni bir dünya oluşturmak için. O süreçte güçlenerek bundan çıkmayı da başardı. Ne? Yani, çıkmaktan kalsınız peki? Yani işini bıraktı. Bıraktı. Var. Bıraktı. Cesaret herhalde. Tabii. Öyle bir sınıf yani iki çocuğu belki, kendisine evet. Aldı. Para kazanmanın alternatif yollarını bulmaya çalıştı kendi emeğiyle. Bu yüzden de herhalde zaten terapiye karşı çıkıyordur Türkiye. Yani kadınlarımız böyle şeyleri fark etmese daha iyi yaşarız gibi.
Zaten kendisi de fark etmiyor da. Yani büyük ihtimalle gidip psikoloğa dövmeye çalışan falan deniyorlar oluyordur hayatta diye. Yani hani tehdit almışlığım var ama şu ana kadar döven. Yani söylediğim bütün dark senaryoların bir şekilde karşılığı olması artık çok tadımı kaçırıyor. Yani yo ne alaka canım saçmalıyorsun deseniz keşke çok daha mutlu olurdum yani. Yani şimdi bir muhafazakar bir toplumuz. Muhafazakar demek illa dinci, dine bağımlı değil. Yani var olan sistemin devamını seviyoruz. Evet. İki. Tutunmayı. Evet. Terapiyle ilgili, kendimize bakmakla ilgili daha doğrusu, kendi içimize bakmak noktasında çok uyuşturulmuşuz. Gereksiz görüyoruz. Hı hı. Şimdi, o yüzden bu tarz şeyler boş işler gibi tanımlanıyor. Evet. Her ne kadar yavaş yavaş bu algı daha dönüşmeye başlıyor olsa da tepki alıyoruz. Mesela ben ergenlerle çalıştığım dönemde anne babalarla ilgili bayağı zorlandım. Çünkü şey hani çocuk dönüşüyor ama anne baba dönüşmesini istemiyor ki. Anne baba oturup uslu uslu ders çalışmasını istiyor. Hani ama hani oraya gelene kadar tepki çok çelişiyor ama işte anne babaların istekleri de. Yani hem itaatkar olmasını istiyor çocuğunun. Özgüvenli olsun. Özgüvenli. Söz dinlesin ama yaratıcı bir iş. Ya böyle bir şey yok, yok ki. Ama herkes herkesten bunu bekliyor. Mesela bir oyuncuyla yazarla çalışıyorsun. Diyor ki adam toplantıya 20 dakika geç gel. Ya gelsin ya. 3 saat geç gelsin. Yani bu Türkiye'deki bu her şeyin herkesin aynı olmasını isteme. Yani hem çok yaratıcı olsun ama nerede ne giyeceğini de bilsin. Ama neyse. Ya öyle bir şey yok. Herkes... Ben aynı şeyleri beklemek o kadar rahatsız ediyor ki sırf rahatsız etmek için insanları saçmalamak istiyorum artık ve yapıyorum da galiba. Yani kendi özümüz neyse aslında onu ortaya çıkartmak. Yoksa robotik insanlar oluyoruz hepimiz. Bence özgüven tanımını yanlış kullanıyoruz. Çok doğru. Aileler için özellikle ben öyle düşünüyorum. Özgüven derken çocuğun özgüvenini istediği kalıba sokarak o kadar kırıyor ki. Dolayısıyla çocuk sadece komut almaya odaklanıyor. Çünkü aile istediği kalıba sokmaya çalışıyor. Ve çocuk laf dinlesin istiyor ya. Birey olamıyor. Yani. Tabii karar canım. Veremiyor. Ama verdiği, annesi babası da birey değil ki. Verdiği yanlış kararlarda güveni kırılıyor. Dolayısıyla ilişki yaşamaya başladığında o küçük çocuk büyüyüp ilişkilerini o kadar sağlıksız kurmaya başlıyor ki sosyoekonomik durumla ben kadın erkek ilişkilerindeki şiddeti mesela hiç doğru orantılı bulmuyorum. İnanılmaz iyi bir ailede büyümüş, çok hali vakti yerinde okumuş, etmiş, eğitim almış çocuk birey olduğunda inanılmaz şiddet gösteren, sapkın hareketler gösteren bir insan olabiliyor. Ve ne yazık ki böyle ünlüler de tanıdık. Haberlere çıkanlarını da gördük. Ve ben bunların temelinde ciddi bir aslında özgüvensizlik yattığını, verilen az ya da fazla kredinin verdiği patlaklar olduğunu mesela bir birey olarak düşünüyorum. Fazla kredi de aynı şeyi yaratıyor, verilmeyen kredi de. Yani sınırı koymak da problemli, sınırsız bırakmak da problemli. İki taraf, iki durumda yani kötü ebeveynlik diyoruz biz. Peki kuşaklar arasındaki... sorunlar çok değişkenlik gösteriyor mu? Yani X kuşağıyla Y kuşağı, Z kuşağı bambaşka sorunlarla mı boğuşuyor hayatta? Yoksa ailelerin sürdürdüğü aileden gelen bir şey var mı? Yani mesela bir Z kuşağı onun üstündeki kuşağın problemlerini mi göstermeye devam ediyor mesela yetiştiği aileye bağlı olarak? Yani şimdi mesela sosyal medya şu anda bir sorun mu gençler üzerinde atıyorum? Yani şimdi sosyal medyanın büyük bir kısmının sorun olduğunu düşünüyorum ben. Hani ben de sosyal medya kullanıcısı oldum. Psikolojik olarak söylüyorum yani sorun mu derken? Çok sanal bir ortamda yaşıyoruz. Çok sanal verilerle yapıyoruz ve o sanal dünyanın içerisinde kimse kendini göstermiyor aslında. Olmak istediğim. Olmak istediğim. Tabii ben mesela bakıyorum hani tabii ki bir kısmını da tanıyorum. Herkes çok mutlu. Çok evet. Yani ve hani diyorum ya aynı şey yani gerçek değil ve rekabete sokuyor bizi. Benim büyük depresyonda olduğunu bildiğim arkadaşlarım biliyorum ya kendisi söylüyor mutsuzluğu böyle akıyor artık. Hatta geldiğinde onlar en mutlu paylaşımları yapıyorlar. O kadar mutsuz ki yani yaptığım işleri bile sonsuz eleştirip farkında da değil. Ben de dinliyorum yani. Gerçekten böyle de düşünüyor olabilir ihtimaliyle dinliyorum. Ve çıkıyor işte X mekanı gidiyor. Ah! Kopuyor. İnanılmaz. Evet. Yani çizdiği resim inanılmaz. Her şey harika.
Şöyle bir profil var bir de. Hadi artık girelim. Güzel yani. Yani mesela bir çift deli gibi kavga ediyor. Ayrı olduklarını biliyorum yani. Dün ayrılmışlar yani. Ve mesela şey paylaş. Aşkım seni tanıdığım o güne bilmem. 5 saat sonra yani tam olarak ne oluyor abi şu anda? Hani sanki şöyle gibi herkes benim az önce kavga ettiğimi biliyor ve tersini benim herkese kanıtlamam lazım. 1700 takipçime falan. Yani orada işte şeye oynuyoruz. Stadyuma mesaj. Evet. Yani o hani kendimize... Ama bu kendimizi yani mutlu ediyor mu peki? Yani? Değil işte daha da sahte benlik dediğimiz bir şey vardır psikolojide. Hı hı. Yani o kadar çok sahte benlikler oluşturuyoruz ki kendimize. Muhtemelen orada kendimizi kaybediyoruz. Yani ben mutlu olmalıyım, ben başarılı olmalıyım, X statüde olmalıyım, bunu yapmalıyım, böyle görünmeliyim. Mesela özellikle sosyal medya hani olduğum gibi değil, görünmem gerekeni devamlı verdiği için karışıyor. Mesela ben çok karşıydım. Sonra bir yer geldi ve evet açtık artık. Mecbur yani. Hani kaçınılması yok. Mesela paylaşımlarıma şey diye yorumlar yok. Çok karamsarsınız. Realistim belki de. Bana da çok geliyor. Yani hani olanlı şey yapıyorum ama her gün evet 3 takla atın 5 hani hayat güzel olsun, pozitif düşünün. Yani bir kere hani gerçekten o pozitif düşünceye ve inanca geçmek için evet karanlık ve dar yollardan geçiyoruz hepimiz. Peki evet. Biz bunun içine doğmadık. Sosyal medyanın. Ben 2 dakika şuraya geleyim. Gel ya şöyle arkada yanıma gel. Mikrofon al bari. Hayır hayır. Ben senden duyururum. Şöyle ben sana gözlemeci teyze gibi mikrofon tut. Mesela biz sosyal medyanın içine doğmadık. Biz 80'ler çocuklarıyız. hem evimize televizyonun geldiği anı da hatırlıyoruz. Telefonun hattının geldiği günü de hatırlıyoruz. Ama internete de dahil olduk. Ama bunun içine doğan çocuk bununla yaşıyor. Peki bu sanal ortamdan nasıl çıkacak? Yani sadece gerçeği çünkü çok garip bir tuzak burası. Aha. Yani tırnak içinde ama bir taraftan inanılmaz nimetleri olan bir kaynak. Aha. İki tarafı da var. Çok avantajlı ve çok avantajsız tarafları. Peki buradan mesela doğru şekilde sıyrılmayı nasıl başaracak ya da doğru kullanmayı? Orada işte gözümüz kulağımız çocuklarımızda olacak. Yani hani olabildiğince... Hani ne oldun? Çünkü hani benim de şu an 12 yaşında kızım var. YouTube canavarı ben ondan öğrendim. Hı hı. Yani ama orada hani zaman ayırıp onunla birlikte izleyerek, yorumlayarak bir şeyleri, hani onun düşüncesini ve duygusunu alarak onun yönetmesini sağlamaya çalışıyorum. Peki siz YouTuber anne olsaydınız bu nasıl olacaktı? Benim üzerimden mi sordun bu soruyu? Hayır, sizin üzerinizden değil. Sadece ya da... Ben YouTuber babayım ya mesela. Ama şöyle, şunu demek istiyorum. Çocuğunu da aktif ederek orada var olan anne ya da influencer'dan bahsediyorum. Evet, yani çocuğu biraz çünkü metalaştıran bir sistem. Ve çocuk o kamerayı gördüğünde ona o kadar aşina olmaya başlıyor ki. Daha kucaktayken, ana kucağındayken. Bunun... 6 yıl böyle devam ettiğini düşündüğümüzde şimdi göreceğiz. Hani doktorlar diyorlar ki lazer teknolojisinin ciltteki etkisini bilmiyoruz. Ya da 6 yıl sonra avantajı çıktığında 6 yıl sonra görüyoruz. Ama dezavantajı varsa onu da 6 yıl sonra göreceğiz. Peki bunun da dezavantajı olduğunda 6 yıl sonra göreceğiz. İhtimalleri var mıdır bunun yani da? Yani ben gelecek nesilde çok yani bizim tanımlamamızın dışında derin bir depresyon bekliyorum. Ne önemli. Yani bizden yani gözlemlediğim kadarıyla hani o, sosyal medya, sanal alemler bir. İki, o kadar her şeyi onların önüne koymak gibi bir derdimiz var ki. Evet. Bu özellikle geçmişinden dolayı eksiklik hisseden anne babaların. Yani her şey tam olsun, her şey iyi olsun. Hani... Öyle bir derdimiz var. Üç, çok çocukları proje çocuk olarak yetiştiriyoruz. Hani kendi samimi evet. duygularımızdan ziyade çok olması gerekenlere odaklanıyoruz. Bunlar birleştiğinde kendi iç dünyasına bakamayan ve dayanıksız olan gençler ve yetişkinler olacak. Evet. Dayanıksızlık da patoloji açısından enfes bir zemin.
Evet, ben de şu anda bunların içine kaybolmuş durum. Yani benim de çocuğum var işte 6 ay. Evet. Benim yok. orada da çocuklarda rezilyans falan gibi bir sürü kavramın üzerine yılmazlık. Yani artık ama hangisiyle belki de bu kadar dert etmemem gerekiyor gibi bir noktada biraz kaybolmuş durumdayım. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyle ilgili de bir deyim, terim çıkmış. Sharenting diye. Share ve parenting. Yani çocukların yaptığı her şeyi paylaşmak. Ve onları bir paylaşılacak aslında objeden farklı tutmamak hayatında. Ve bunun çocuklara etkisi gibi şeyler üzerine okuyup gittikçe kaybol. Hiçbir şey okumasam mı acaba gibi bir yere geldim. Yani ben hani kendi adıma, hani ben terapistim. Yani psikoloji üzerine çocuklarla çalışmıyorum ama ben direkt o durumlarda anneyim diyorum. Yani ben bir anneyim ve içgüdüsel olarak, çünkü her çocuğun doğası farklı ve aslında bir şeyleri çocuğa eşlik edebiliyorsak hissedebiliyoruz. Hani sezgilerimiz açık olduktan sonra onun ihtiyaçlarını gidermek ve evet zorlanacak mı? Zorlanacak. Sadece o zorlanmanın boyunu aşmayacak derecede olduğunu sağlamak yeterli. Ya bana şey deniyordu, ilk anaokuluna verdik, alıyoruz. Bir sandalye al kendine gel. Üçlü devam ediyoruz. Tabii seve seve. Borcumuz ne kadar? Çıkışta hallederiz. Çok saçma ya. Belki böyle bir formata gideriz beraber. Yani ve tabii ki gittiği kurum benim psikolog olduğumu biliyor. Öğretmenler arasındaki konu şu. Mehtap Hanım aynı anne gibi karşılıyor çocuğunu. Hani, nasıl yani? Psikologum ya ben. Hani psikologlar... Anladım. Hani hayır anneyim. Anne, yani ben de o zaman çocuğumu kanalıma hoş geldiniz. Kendimi alacağım yani, yuvasından. O yüzden bence bilgi, evet bir şeyleri bilmek değerli. Ne kadarını özümseyebiliyorsak, hani böyle yapmalıyım diye değil. Evet. Ha, akışta bunu yapabiliyorum dediğimiz zaman. Okey. Okey bence. Çünkü diyorum tam tersi, bu kadar bilgi bombardımanı, bu kadar to-do listler. Evet. Yani çok karışık. Yok, zaten içgüdüsel davranmak lazım ama sanki bazı şeylerle ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani okuduğum bazı şeylerle ilgili gerçekten şey oldum. Bu kadar mesela ödül, ceza, bunları gerçekten hiç sevmiyorum. Yani uygulamak istemediğim şeyler. O yüzden kuzenim de psikolog ve o yardım ediyor bana hem senaryolarda hem de çocuk yetiştirmek konusunda ve bana bilgi sağlamak konusunda. Alfie Kohn diye bir yazar takip ediyorum. İşte ödülden cezadan uzak içgüdüsel eğitim diye. Gerçekten orada hiç düşünmediğim bazı şeylerle ilgili çok ikna oldum. Yani gurur duyuyorum demenin ne kadar yanlış olduğu ile ilgili. Seninle gurur duyuyorum. Yani sadece seninle ailen gurur duysun diye bir noktadan sonra yaşamaya başlamak falan. Yani onayı almak adına ekstra davranışlarımıza. Ben nasıl ailemin benimle gurur duymasını sağlarım gibi bir düşünce yapısını dönüştürüyor sanırım bir yerden sonra. Doğru, orada ama şeye de dikkat etmek gerekiyor bence. Şimdi biz yetiştiriyoruz ve var olan bir sisteme bırakıyoruz çocuklarımızı. Okul mesela. Evet. Şimdi o okuldaki sisteme de çok aykırı düşmemesi gerekiyor. Çünkü evet, doğru. Yani o oradaki dengeyi de çok zor ya. Gözeterek. Çünkü dediğim gibi ben tesadüflerde ceza... kalıyor galiba, değil mi? Yani o yani çocuk çok bir taraftan dayanıksız ama diğer taraftan bazı şeyleri de çok baş edebilen bir sistemleri de var. Evet. Tepkiyi de çok güzel veriyorlar. Hani ben hep annelere, babalara söylüyorum. Yani yanlış yapmaktan korkmayın. Hani onlardan gelen tepkiyi görün sadece. O tepkiyi doğru okuyun yeter. Ama diğer taraftan hani çok korunaklı olması ya da hani ben var olan bu sisteme inanıyor muyum? İnanmıyorum. Ama çocuğum orada büyüyor. Yani ben öyle aferin diyorum demiyorum ama öğretmeni aferin diyor. Evet. Ya da bunu yapmalısın diyor. Evet. Neyse artık çocuk yetiştirme eğitimine döndürmeden. Tamamdır. Kendi çocukluğuma döndüm resmen. Aferin diyorlar mıydı sana? Yani şimdi o konuda bir şey söylemeyeyim. Durduk yere. İlişkilerimizi sağlıklı bir noktaya getirdik. Benim çünkü en büyük kendi içimdeki sınavım da aslında. Hiçbir zaman kopuk olmadık. Hı-hı. Ama bence kopuktuk. Bunu onlarla çok paylaştım. Dedim ki bu gerçek bir, daha gerçek bir ilişki türü olmalı. Ve bence öyle olmalı. İşte seninle programa geldiğimde de konuşmuştuk. Bir 8-9 yıl önce terapiye başladım. Hep aldığım tepkiler de şöyleydi.
hep demeyeyim affedersiniz ama şey gibi, toplumun genel bilincini, kendi yakınlarım da dahil, sen de gitsene dediğimde, ay yok canım deli miyim ben? O kadar üzücü bir şey ki. Hala var değil mi bu? Tabii ki. Çok ciddi şekilde var hem de. Ya da ben bunu hala çok yakın zamanda bir arkadaşıma söylediğimde ay yok hayır yani. Bana bir şey söylenmesi gerçekten hiç kaldırabileceğim bir şey değil. Arkadaşım evet öyle de. Bizim hayatımızı niye mahvediyorsun? Kendi, hayır kendi hayatını mahvediyorsun. Çünkü ben o zaman oradan giderim. Eskiden bunu da yapamıyordum. Bana bak faydası terapinin bu oldu. Ben o zaman oradan bir noktada giderim. Bir yardımcı olmaya çalışırım. İki yardımcı olmaya çalışırım. Ama üçüncüsü ben terapist değilim. Doğru yardımcı olamayabilirim. Ve benim de psikolojim bozuluyor, yoruluyorum. Benim de enerjim bir noktada çok şey bir yere gidiyor. Çünkü çok fazla onun üzüldüğü enerjiyi de alıyorum. Ama ben mesela bunun bütününe ruh sporu olarak bakıyorum. Ben düzenli spor yapamıyorum ama terapiste gitmeyi, düzenli spora gidiyorum. Bu da bana iyi geliyor diye bakıyorum. Evet, kaslarım güçleniyor. İşte ne bileyim, verdiğim tepkiler daha sağlıklı oluyor. Tabii ki yani kusursuz bir insan olma peşinde değilim. Sadece bir şekilde bunu denetleyip kendimce denetlediğim şeyi, yani tırnak içinde farkındalığımı artırarak bunu sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Terapiste gitmek mutsuz olduğum için yaptığım bir eylem de değil açıkçası. Mutlu olduğumda onu da. Olduğum için. Evet. Ben mutlu düzenli olduğumda bir bakım da gidiyorum. Gibi yani. Aynen öyle. Aslında evet. Ama hani mesela biz neyle karşılaşıyoruz? Masanın diğer tarafındakiler akut durumlar. Hani evet. Her gün panik atak geçiriyor mesela. Hani geldiğinde. O noktadayken gelmeyi tercih ediyor. Yani ağır depresyonda ya da hani yani bir patoloji, bir sıkıntıyla geliyor ve o sıkıntı büyümüş olarak geliyor. Keşke başında gelse ama o zaten kendi çözebileceğini zannediyor değil mi? E tabi. Yani insan ona inanmak istiyor uzun bir süre. Şimdi baş edebileceğimiz şeyler var. Mesela o noktada ben de şeyi destekliyorum. Yani insanın bir şeylerle kendi başına baş edebilmesi güçlendiren bir şey. Hı hı. Ama belli bir yerden sonra baş edemediğine ikna olup yardım alabilmesi, o da çok değerli bir şey. Evet. Yani hani tabii ki önce mesela bazen gelen danışana şey diyebiliyorum. Yani bununla bir baş edeyim. Mesela yeni kaybı var. Geldi. Bir 6 ay, hani bir 3-4 ay geçsin. Şu an akut dönem. Hı-hı. Şu an zaten o acıyı yaşaman için çok normal. Hı-hı. Hani önce sen bir deneyimle hani bunu. Bir 3 ay, 4 ay sonra duygularında aynı yoğunluk olursa evet o zaman ben buradayım. Ama şu andan hani başlamaya gerek yok. O çünkü yas dediğimiz bir normal gerçek bir var. Zaten. Evet. Hani o normal ya da işte mesela şu an deprem oldu. Oradaki insanlar muhtemelen akut stres tepkileri veriyorlar. E çok normal. Şimdi ona biz bu patolojik o sıkıntılı diyemeyiz. Yani orada destekleyici olarak alanda çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Sonrasında bunun üzerine bir 2 yıl geçer ve hala uykusuzluk gibi sallanma hissi gibi şeyler yaşıyorsa evet o zaman müdahale etmek gerekiyor. Yani destekleyici terapi dediğimiz şey var. Hani var olan süreci, stabilizasyonu sağlamak. Bir de eğer kişi benzer sorunlarla sık sık karşılaşıyorsa, aynı sorunlarla bir pattern, sağlıksız bir pattern var demek, onun sebebini bulup daha derine inip onu halletmek var. O yüzden ihtiyaca göre değişiyor. İlginç bir program oldu. Benim gerçekten bitmesini istediğim bir bölüm oldu, oluyor. Kaç dakikadayız? 50 olacak. Oo. Yavaş yavaş sonlara doğru. Soracağım işler var mı? Aslında çok şey var da. Ya kayıttayken yani, var mı? Bilmem ki. Şey sadece ya, izleyen açısından düşünüyorum da. Kitaptan da hatırladığım hikayelerle birlikte hayatımızdaki bence her hissimizin bir sebebi var. Çok fazla kendimizi kurban gören bir coğrafya olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de aslında bunu sen seçiyorsun demek istiyorum izleyen arkadaşım, eğer böyle bir duygudaysan. Çünkü bu arada bunu ben de yaptım. Ama bu bize öğretildi de
senin suçun da değil. Çünkü içgüdüsel olarak yapıyoruz. Hı hı. Ama sadece bir hatırlatma gibi niyeyse bunu söylemek istiyorum. Hayır, kurban değilsin. Sen orada durmayı tercih ediyorsun. Aynen. Bu çıkmazın içinde bunu kabul edip boyun eğip yaşayabilirsin. Ya da ben niye sürekli böyle davranıyorum ki deyip soru sormaya başlayabilirsin. Sorulara cevap veremediğin noktada en azından kendine başka şeylerden feragat ederek iyi bir terapiste gitmeyi öneririm. Çok keyifli. Ama orada da ruhunu en çıplak haliyle o koltuğa oturtmak da çok önemli. Çünkü bu bir cesaret istiyor. Yok, kesinlikle. Yani hani kendimizle yüzleşiyor olmak belki de hayatımızda yaptığımız en cesurca şeylerden bir tanesi. O yüzden ve mücadeleci olmak da gerekiyor. Evet. Yani şu algıyı kırmakta yarar var. Çünkü gelenlerden çoğunda da bunu görüyorum ben. Terapiste gidiyorum, mutlu olayım. Evet, dedi, az önce dedim ya, hani destekleyici terapi var. O evet, hani o var olan sistemi toparlar, stabil eder sizi. Ama eğer gerçekten alt nedenlerini merak ediyorsanız Emre Hoca der, EMDR Türkiye'ye getiren Emre Konuk, ona da saygıyla analım. Travma çalışıyorsanız acı ve gözyaşı vardır diyor. Hani kan ve gözyaşı olacak o koltukta. Benim de etrafımdan özellikle gördüğüm şeyler hep gerçekten kendine ilgili insanın keşfettiği şeyler ilk başta o kadar da mutluluk verici olmuyor. Yani onlarla barışma süreci zaten sanıyorum. Tabii. Terapi daha çok ya da üstesinden gelme süreci. Acıyor. Ama içinde bulunduğumuz durum acıtıyorsa hangisini tercih ederiz? Çözmek için acımasını mı yoksa hep acıyarak yani yaşamayı mı? Zaten şöyle bir şey var. Terapi olmayanı çıkartmaz. Evet. Evet, değil yani mi? İçte var olmayanı biz ne yaparsak yapalım çıkartamayız. O yüzden o içte acı varsa, yani şöyle bir yanılgımız var. Hepimizin bir enerjisi var ve bastırmak için, bazı şeyleri bastırmak için kullandığımız enerji çok ciddi. Yani bizi en çok duygularımız yoruyor. O yüzden yani o enerjiyi, o hayatımıza ve kendimize dönebilecek enerjiyi, bunları bastırmak için kullanmak yerine hani bir zaman ayırıp, bir çıkartıp yukarıya, bir toparlayıp, temizliğini yapıp, çok ciddi bir enerji tasarrufu diyorum ben. Gerçekten yani hani çünkü gördüğümüzde neden bu kadar mutsuzuz, neden bu kadar donuz? Tabii ki pek çok sebebi var ama ciddi sebeplerden bir tanesi de Türkiye'de çok ciddi bastırma sistemini kullanıyoruz biz. Ama biz ailenin içinde bile öyle değil miyiz? Tabii. 4 kişilik bir aile bile 2 kişi mutfağa geçiyor, fıs fıs konuşuyor. Aile dediğin şey en şeffaf olunması gereken şey, dur şimdi babanın yanında konuşma. Hayır, dördümüzde konuşalım, ne münasebet. Babam da duysun, annem de duysun, abim de kardeşim de duysun. Tabii. Bunu bu kadar rahat bir yerden yapıp iletişimi kurduğumuzda ancak problemimizi çözeceğiz. Ya da mutluluğumuzu paylaşacağız. Mutluluğu da sakınıyoruz. Mutsuzluğu da sakınıyoruz. Hiç cömert değiliz. O kadar cimriyiz ki bu konularda. Çünkü öyle. Yani mesela eğer çaresizlikten geçmediysek, bu deneyimi yaşayıp tamamlamadıysak karşı tarafın çaresizliğini tahammül edemiyoruz. En mutsuz olduğumuz... Acısına tahammül edemiyoruz. Pardon. En mutlu olduğumuz şey de aslında filmlerde hepimiz bu neşeli hayatlar... İşte ne bileyim, hani aile olma kavramını falan ne kadar kusursuz ve güzel anlatır. Ve herkesin gözleri dolar, böyle bir çöküş olur, sonra bir yukarı çıkılır falan. Herkes de öyle olduğunu iddia eder. Ama o empati kurulan aile hiç kimsenin evinde yoktur mesela. Empati kurulan değil ki, özeninden gibi. Özeninden bir sahteliğe özeninden. Bir taraftan herkes kendini o ailede sen busun, sen busun diye aslında konumlandırır. Stereotipler üzerinden herhalde sadece. Yani olmasını arzu ettiğimiz şeyle olan şey arasında ne kadar az fark varsa o kadar gerçektir yaşadığımız şey. Yani bu benlik içinde öyle, bu çevresimizdeki ilişkiler içinde öyle. Hani olduğumuzu aktarabiliyorsak o zaman ilişkide daha samimiyet doğuyor. İletişimde de samimiyet doğuyor. Çocuklarına kızılmaz. Kızılır. Ben terapistim, kızıyorum. Yani hani evde terapist değilsiniz. Mesela yani anneyim ya da işte danışanınıza kalkıp da nasıl böyle düşünüyorsun? Saçma tabii ki orada hani orada kızınıza yani çok normal. Çünkü annesiniz,
bunu böyle yapman beni gıcık etti diyorsunuz. Yapamazsın diyorsunuz yani. O yüzden hani kendiniz gibi olmak aslında. Evet. Ve eğer kendinizde gördüğünüz, kendinize bakabildiğinizde gördüğünüz fazlalıklar varsa onlardan kurtulmak. O kadar yani. Yoksa hayat böyle çok doğruları yanlışları olan bir çizelge değil. Yani hepimiz evet. için göreceli. Normal herkesin yetiştiği şey yani. Maalesef. Çok garip normaller var. İlginç bir paradoksal bir cümle oldu galiba. Yani normal nakitten de gireriz buradan. Evet. Bu da gerçek nakitten gireriz yani. Of evet. Çok teşekkür ederiz ben bu zaman. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ay kusura bakmayın daldım programı. Yani dönermek istiyorum yoksa. Yok benim için hiçbir sorun yok. Ezgi ile biz zaten buluşup böyle manyak gibi bunları konuştuğumuz için bu sefer de sizi darlayalım dedik. Yok beraber. Ama yani sorgulayan sistemler her zaman çok keyifli yani. Evet ben de öyle düşünüyorum. Yani ne kadar kötü bir sonuca varırsak varalım sorgulamıyor olmaktan daha iyi geliyor. Kesinlikle. Kesinlikle yani. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya işte teşekkür ediyorum diye. Yok bana yani, değil yani seyirciye bir dilek olsun. Dilek bir yani... Kitabı zaten alacaklar. Zorluyor. Bu arada bende birinci baskısı var. Evet. Yani onlara söyleyebileceğim sanırım kendimize emek vermek. Yani en hayatı güzelleştiren asıl şey o. Yani kendinize emek vermeyi ihmal etmeyin. Bu illaki psikolojik olarak değil, şöyle de bir şey var. Bazen gerçekten bazı şeylerle yüzleşmeye o an için hazır olmuyoruz. Evet. Ama hani bir gün hazır olduğunuzda bunun çözümü olduğunu da bilin. Neydi o cümle tekrar hatırlamaya çalışıyorum. Doğduğunuz ev kaderiniz değil. Çok güzel bir cümle. Yani değil. Değiştirebilirsiniz. Evet. Bence de. Peki çok teşekkür ederim. Yani konuşabileceğim çok fazla şey var ama her mükemmel şeyin bir sonu var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol Ezgi Nola.